Türkiye bir darbe ile karşı karşıyaydı. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye bir darbe ile karşı karşıya. Aslında Can Atalay üzerinden, tekrar söylüyorum, Can Atalay üzerinden o darbe ile ilgili olarak herkes birbirine el ense çekiyor. İktidarın kendi içinde, özellikle Cumhur İttifakı'nın içerisindeki bir hesaplaşmanın gün yüzüne çıkacak. Bu karar, tekrar söylüyorum, Can Atalay kararı, Erdoğan kararı değildir ki. Can Atalay kararı, Devlet Bahçeli'nin kararı. Bu belki birçok insana o atma Ali Tarakçı diyebilirler. Çok net söylüyorum. Çünkü Türkiye'de Atlantikçilerin ve Avrasyacıların derin devlet diye ifade edilen iki ana yapı var. Biri Avrasyacı bir yapı, biri Atlantikçi bir yapı. İki derin devletten söz ediyor. Bu iki derin devlet 14 Mayıs öncesinde anlaştı Erdoğan'ın iktidarını devam ettirme konusunda. Erdoğan'ın iktidarda kalabilmesi için Atlantikçiler, tekrar söylüyorum, Atlantikçiler muhalefeti kontrol ettiler. Kontrollü muhalefet, plana sadık kal muhalefet. Ne oldu? Kılıçdaroğlu Atlantikçilerin derin devleti tarafından aday yapıldı. Çünkü Erdoğan'ın seçim kazanabilmesi için Avrasyacıların ve Atlantikçilerin anlaştıkları noktada Erdoğan'ın iktidarına devam edebilmesi için Kılıçdaroğlu'nun adaylaştırılması gerekiyor. Ve yine herkes lütfen bir tarihi iyi anımsasınlar. 2016 tarihine götürmek istiyorum herkesi. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Adalet, hak, hukuk yürüyüşünü yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Ne demişti hatırlayın ve buradan bir şey anlatacağım. Demişti ki anayasaya aykırı olmasına rağmen dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz. Şimdi bana kimse hikaye falan anlatamaz kardeşim. Geçmişe bakacağız, bugünü doğru okuyacağız. Neden sorusu? 2016 yılında anayasaya aykırı olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na o dokunulmazlıkların kaldırtılmasını kim evet dedirtti? Ve o anayasaya aykırı olmasına rağmen 101. maddeye göre Erdoğan aday olamayacağı halde muhalefetin tamamı Erdoğan'ın adaylığına neden itiraz etmedi? Anayasaya aykırı olmasına rağmen 2016'ya gitmeniz gerekiyor bunun için. Şimdi daha da ileriye yani doğru. Çok ilginç, trajikomik Can Atalay konusuyla ilgili şu an bütün muhalefet anayasa deliniyor, ülke bitti diye isyan ediyor. Ama kusura bakmayın sayın muhalif vekiller ya da liderler. Biz de burada Ali abiyle yayın yaptık, uyardık. Erdoğan anayasayı deliyor çünkü üçüncü defa aday olamaz. Orada sorun var dediğimizde biz farkındayız her şeyin ama. Mendo abi geldi de ben mi fark etmedim Ferit? Aşağıda mı? Sen bak park aşağıya. Var mı senin aşağıda? Yok görmedim ama gelip gitti mi bir telefonla arayabilirsen yani şey yaparsan sen de var telefonu ben de şimdi o kadar sen bir taraftan şey yaparsan ararsan şimdi olay ne biliyor musun Ferit? O kadar kilit bir soru ki bu. Kilit. Bugün anayasanın yok sayıldığını söyleyenler anayasa mahkemesinin yok sayıldığını söyleyenler geldi. Hayır geldim şöyle de siz beni görmüyorsunuz. Heh, peki. Anayasanın ve Anayasa Mahkemesi'nin yok sayıldığını söyleyen bu meclisteki muhalefet partileri 14 Mayıs seçimleri öncesinde anayasanın 101. maddesini yok sayan Erdoğan'a itiraz etmediler. İtiraz. Hikaye anlatmasınlar. Niye etmediniz hakikaten? Niye? Ya Can Atalay'da olduğu gibi orada ne yapmadınız? Çünkü Ferit hepsi plana sadık kalmış bir muhalefettir. Kontrollü muhalefettir. Organize muhalefet. Bana kimse hikaye falan anlatmasın. Çünkü tarihe bakınca o kadar açık, seçik, net ki. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenirim. Can Atalay. 14 Mayıs'tan sonra milletvekili seçildi değil mi 14 Mayıs seçimleriyle? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel başkanlığı kaybetti? 4-5 Kasım kurultayında kaybetti. Enis Berberoğlu ile ilgili Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet için, bakın Enis Berberoğlu için yürüdüler. Hak, hukuk, adalet yürüyüşü Enis Berberoğlu yürüyüşüydü.
Neden o Kılıçdaroğlu? Tüm muhalefete başkanlık eden, tüm muhalefetin adayı olan Kılıçdaroğlu. Madem hukuk ve adalet meselesi ise neden Can Atalay için aynı yürüyüşü organize etmedi? Kısacası devleti bakın şimdi Türkiye'deki iç siyaseti bir kenara koy. Bir de dışarıdaki siyaset açısından bakacağız. Abi, bak, bir şey daha söyleyeyim sana. Bir de şunu ekleyelim. Muhalif medya, sevgili seyirciler, bakın bizim içi dışta, ya bizim samimi olduğumuzu biliyorsunuz yani. Bizim öyle tarafımız yok. Muhalif medya da aynıydı. Yani Ali abi çok güzel bir yere de değindi. Şimdi bakıyoruz. Can Atalay aşağı, Can Atalay yukarıdaki, Can Atalay haklıdır. Biz de haklı olduğunu, burada kararın yanlış olduğunu söylüyoruz ama ya farkında mısınız? Ya bir oyunla karşı karşıyayız. Bir oyun var burada. Yani Erdoğan üçüncü kez aday olduğunda, anayasa delindiğinde, biz burada Ali abiyle yaptığımız yayınlarda bas bas bağırırken ya muhalefeti mi eleştiriyorsunuz, yapmayın kardeşim diye bize kızıyorlardı birileri. Ama Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık konusunda muhalif medya ses çıkarttı mı? Allah aşkına ya. Yazın bakın chatte yani. Ama böyle gümbür gümbür. Yani Can Atalay'da olduğu gibi. O da anayasa ihlaliydi. Yani Can Atalay'da haklısınız, doğru da o zaman niye sustunuz medya olarak? Ferit bak şimdi bir iki tane olay anlatacağım. Bir, Enis Berberoğlu ve özellikle Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mecliste milletvekilliği düşürüldükten sonra bir daha milletvekili olması anayasaya göre aykırıdır, biliyor musunuz? Milletvekilliği düşmüş birini milletvekili yapamazsınız. Çok açık, yasa belli, anayasa belli. Şimdi burada niye? Bakın birkaç olayı peş peşe anlatacağım. Bir, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilebileceğini açıkladı. Bunu bir kenara koyun lütfen. İki, İsviçre'nin NATO üyeliği kabul edildi. İsviçre'nin NATO üyeliğinden önce İsveç'in, çok özür diliyorum Mendo abi, İsviçre dedim, İsveç'in NATO üyeliği kabul edildi. İsveç meselesinde hatırlayın, NATO üyeliği kabul edilmeden önce İsveç'te her gün, her hafta Kur'an yakılıyordu, değil mi, hatırlıyorsunuz? Kur'an'ı nerede yakıyorlardı Ferit? Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önünde değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önünde değil, Mısır'ın önünde değil, Bahreyn'in önünde değil, Türkiye'nin önünde. Ne oluyor ki? Niye Türkiye? Türkiye dünyada Müslümanlığı mı temsil ediyor kardeşim? Yani Türkiye'nin dışında Müslümanlığı temsil eden hiçbir ülke yok mu? Şimdi bıçak gibi kesildi İsveç'te Kur'an yakılma olayları. Bu mesajı kime vermişlerdi sorusunu sorun lütfen. Kime verdiler? Şimdi geliyorum. ABD Suriye'den çekilmeyi anlatırken niye anlatıyor? Niye Suriye'den çekilmek istiyor? Yani YPG'yi ve PYD'yi korumaktan mı vazgeçiyor? Yoksa aslında Suriye'deki Kürtlerin hamiliğine de yeniden Türkiye'ye mi getirtiyorlar sorusunu sormak gerekiyor. Daha ileri gideceğim. Şimdi Leyla Zana geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Dedi ki buzdolabına konulmuş olan çözüm sürecinin, Erdoğan tarafından buzdolabına konulmuş çözüm sürecinin buzdolabından çıkartılması ve yeniden başlatılmasını istiyor. Şimdi onu bir kenara koyun. Ardından bir tane daha. Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasını bir kenara koyun. Ve bak bunları üst üste korken özellikle İtalyan kilisesine saldırıyı bir kenara koyun lütfen. İtalyan kilisesine saldırı bir istihbarat saldırısı. İki tane tetikçinin eline, biri Rus, biri Kazak ve Horasan IŞİD grubuna üye iki militan, iki terörist. Horasan'ı biz bir yerden hatırlıyoruz. Nedir o? Böyle İstanbul'daki Reyna baskınından hatırlıyoruz. Reyna baskınını yapan Horasan IŞİD tetikçisi, teröristi nasıl bir teröristti? Bir de bu getirilmiş iki tane acemi teröristi görün. Ellerinde iki tane 7.65 silah. İkisi de tutukluk yapıyor. Ve Polonya Büyükelçisi İtalyan Kilisesi'nin içerisinde, Mendo abi bilmiyorsam lütfen düzeltmenizi istiyorum, bilmediğim bir şey. Büyükelçilerin korumaları var mıdır yok mudur abi? Vardır. Olmaz mı ya büyükelçi ya? Polonya Büyükelçisi oradayken korumalar neredeydi ben bilmiyorum Mendo abi. Şimdi sorum şu. Bizzat istihbarat tarafından hazırlanmamış olsa iki tetikçinin silahı da tutukluk yapmazdı Ferit. Lan biri yaptı, ikisi mi yapar? Bak tekrar söylüyorum. Eğer o silahlar çalışıyor olsa, yani tutukluk yapmamış olsa,
ölecek insan sayısı orada en az 10 kişi. Bakın organizeye iyi bak. Bir tarafta Rusya'yı hedefe koyuyorsun. Aynı zamanda IŞİD üzerinden yine Suriye'yi gündeme getiriyorsun. Yine İran'la yapılmış olan 18-19 maddelik Türkiye anlaşmasını gündeme getiriyorsun. Tamam mı? İsrail Gazze meselesi ve IŞİD'in organizasyonunun, IŞİD'in kontrolünün İsrail'in elinde olduğunu düşünerek bizzat İsrail eliyle Orta Doğu'da dizayn etmek üzere oluşturulmuş bir terör örgütü olduğu gerçeğini de bir kenara koyarak sorum şudur Ferit. 1 Nisan seçimleri Türkiye için niye önemli kardeşim? Yani yerel seçimlerde İstanbul'un, Mersin'in, Ankara'nın, İzmir'in yönetilmesi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili neden önemli olur? Yani İstanbul'u Ali'nin yönetmesiyle Mehmet'in yönetmesi, Mendoğ abi yönetmesi arasında ne özellik var? Niye Erdoğan bu seçimlerde kesin bir zafer istiyor ve Erdoğan İstanbul'u neden istiyor kardeşim? Neden? 80 il bir tarafa neden İstanbul sorusu? Ya bu sadece bir yerel seçim ama neden İstanbul? İşte bu soruların yanıtı verilmeden 1 Nisan anlaşılamaz ve 1 Nisan anlaşılamadığı sürece de Can Atalay üzerinden direnişin anlamı, yani özellikle Bahçeli tarafından direniş anlatılan. Devlet içerisinde iki kutubun aslında bilek güreşi yapılıyor. Bilek güreşi. Ben bugünkü bir kulis bilgisini paylaştım. Bugün saat 16 yayınında. Bizzat bu olayın Can Atalay meselesini Erdoğan'ın karşısına çıkmış iki defa anlatmış kişiyle konuştum. Yani söz verdiğim için ismini anlatmayacağım. Can Atalay meselesinin bir hukuk dışı olduğunu, yanlış olduğunu anlatan bir isimle konuştu. Ve çok net bir şekilde engel olamadığını ve Bahçeli'nin sürece müdahale ettiğini söyledi. Bahçeli'nin sürece müdahale ettiğini, sonra neden müdahale etti, arkasındaki asıl olay nedir diye sorduğunda dedi ki söyleyeceğim her şey hukuk dışı siyasi bir yorum olacak ve bu anlamda da benim farklı bir noktaya çekilmeme neden oldu. Dedim ki bu bende kalır. Yorum yapmadı. Şunun altını çizeyim. Son söz olarak. İstanbul çok önemli Ferit. Bak İzmir'i, Ankara'yı, İstanbul'u, İstanbul dışındaki tüm yerleri bir yere koyuyorum. Çünkü İstanbul kilit. İstanbul 2026 için kilit. İstanbul aynı zamanda Kanal İstanbul için kilit. İstanbul aynı zamanda Montre için kilit. İstanbul aynı zamanda aslında dünyadaki elitler tarafından İstanbul için planlanmış kurgu için kilit. O açıdan bu seçimlere bakan tüm vatandaşlara sesleniyorum burada. A, B, C hangi partiden olup olmadığının önemi yoktur. Önemli olan Türkiye'yi sevmektir. Türkiye'nin vatanseveri olmak meselesidir. Bu seçimler bir Ekrem İmamoğlu ya da Murat Kurum seçimi değildir. İstanbul için söylüyorum, bakın diğer yerlerin hiçbirine es geçiyorum. Çünkü burası simgesel yer İstanbul. O açıdan Türkiye'de İstanbul seçimleri üzerinden kurgulanmış bir şey görüyorsunuz. Nedir o? 1. DEM Parti. 2. İyi Parti. Ya bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener saray ve saraçhane yorumunu yapabilecek kadar ileri gitti. Tekrar söylüyorum. Saray ve saraçhane. Yani külliye ile saraçhane Ekrem İmamoğlu özdeşleştirdi. 1 koydu. Ya daha düne kadar Cumhurbaşkanlığına layık gördüm. Ülkenin kurtarıcısı olarak gördüm. Seçilmesinin gerekli olduğunu gördüm. Evlat, ana gibi sarıldığını, öpüştün, koklaştın. Evladına buna Mansur Yavaş da dahil oldu. Ne oldu kardeşim? Ne oldu mesela? Yine plana sadık kal meselesi Ferit'ciğim. Tüm hikaye bu. Onun için Türkiye'de İstanbul'da peki, yaşıyor. Şey hocam, Başak Demirtaş konusunda mı piyana sadık kaldı? Başak Demirtaş olayını söylüyorum, İstanbul olayında. İstanbul. O da mı piyana sadık kal konusu diyorum ya, o kadar mı şey? O da plana sadık kal kardeşim. Bana kimse hikaye anlatmaz. Neden biliyor musun? Çünkü 1 Nisan sonrası için yeni bir Türkiye düşünülüyor. Ve bu yeni Türkiye'nin gerçekleşebilmesi ne ilgün sorusuna bakmanız gerekiyor. Bir tanesi şu. Bugünkü muhalefetin seçimle iş başına gelebilmesi durumu söz konusu değildir. Bugünkü muhalefetin söylüyorum. Ve aynı zamanda muhalefeti destekleyen insanlarda da müthiş bir yılgınlık, müthiş bir umutsuzluk ve Türkiye'den kaçış söz konusu. İnsan kadrosu olarak, beyin kadrosu olarak da söylüyorum. İktidardakilerin de şöyle bir gerçekliği var. Bugünümüz dünyasında seçimler olmadan, temsili demokrasiler olmadan da yani
görüntülü olarak demokrasi olmadan da iktidarda ve kalabilmeleri, dünyaya da bir Türkiye fotoğrafı satabilmeleri mümkündü. Ve muhalefet bugün Türkiye'de darbe olduğu andan itibaren, tekrar söylüyorum, bu darbeyi alkışlamaya hazır bir muhalefet var Türkiye'de. Ve aynı zamanda da buna 15 Temmuz 2016'ya doğru gitmek gerekiyor. O açıdan açık buradan herkese çağrı yapıyorum. 1 Nisan seçimlerinde kurgulanmış oyunu bozmanın, kurgulanmış oyuna bir çomak sokmanın ve plana sadık kalanlara bir tokat atmanın yolu ve yöntemi İstanbul üzerinden iktidara bir ders vermekten geçiyor. Tabii.